Gazi Osman Paşa Belediyesi 7-14 yaş arası çocuklara yazı daha iyi geçirmeleri için, aynı zamanda yüzme öğrenmeleri için ve yaz günlerini daha böyle serin ve güzel geçirmek için güzel bir olanak sunmuş. Aslı ablanız da Gazi Osman Paşa'ya gitti. TRT Çocuk haberin olsun, Gazi Osman Paşa'yla başlıyor. Yüzmeyi bilmeyen çocuk kalmasın dedi Gazi Osman Paşa Belediyesi. Kendi yerleşkesinde olan 3 tane okulun bahçesine portatif havuz kurdu. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek burada çocuklar yüzmeyi öğreniyor. Çocuklar burada hangi şartlarda yüzüyor? Nelere dikkat ediliyor? Öncelikle pandemi süresi boyunca evde kalmak suretiyle ödül hak eden çocuklarımızı burada havuzda eğlendiriyoruz. 7 ile 14 yaş arasındaki çocuklarımıza hijyenik kurallara, sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla az sayıda, normalde bu havuzun belki 20-30 kişiye, 50 kişiye kadar kapasitesi olmasına rağmen 10 kişiyle gençlerimizi burada yüzme alışkanlıklarını geliştiriyoruz. Spor Bakanlığımızla birlikte bu organizasyonu yaptık. 3 ayrı okulumuzda, okul bahçesinde yaz sezonunda bu etkinliklerimiz devam edecek. Ne kadar süredir geliyorsun buraya? Açıldığından beri bir iki hafta oldu. İki hafta oldu abla. İki haftadır buraya geliyorsun. Peki yüzmeyi öğrendin mi? Öğrendim abla. Mazlum, kötü bir süreçten geçiyoruz. Bayağı bir evde oturdunuz, sokağa çıkma yasağınız vardı. Bize o günleri biraz anlatır mısın? Evde çok canımız sıkılıyordu. Dışarı çıkamıyorduk, yasağımız vardı. Hani spor yapıyorduk evde ama bir yere kadar oluyordu. İnsanın canı sıkılıyordu. Zaten virüsten dolayı hani temiz mi, hijyenik olarak güzel mi bilmiyorduk. Ama burayı gördük. Dışarıda tabelamız var. Onları okuduk. Biliyoruz şimdi. Girerken ellerimizi dezenfektanla temizliyoruz. Ondan sonra ayak havuzuna girip ayağımızı temizleyip giriyoruz. Çok güzel yüzüyorsun. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Burada öğrendik. Burada öğrendin ve bu kadar güzel geliştirdin. Evet, çok güzel geliştirdim. Sağ olsun hocalar burada. Peki nasıl buldun bu dönemde portatif havuzları? Çok güzel buldum. Bizim için çok sağlıklı. Hem hijyenli. Bir korku yok değil mi? Yok. Girerken dezenfektan sıkıyoruz, maskelerimizi çöpe atıyoruz, temiz maya, temiz bone takıyoruz, sonra giriyoruz. Neler yapıyoruz yüzmeyi çok iyi öğrenmek için? Nasıl taktikler yapıyoruz? Kulaç atıyoruz, dağdan çıkıyorsun, sonra ayaklarını çırpıyorsun. Ayak çırpmak çok önemli değil mi? Evet. Dalabiliyor muyuz? Evet. Bir dal bakayım, göreyim seni.